1930 İstanbul doğumlu Necmi kızı Sevda Çağlayan. Evet hakim bey, benim. Vekili Adana Barosu'na kayıtlı avukat Talat Deriner. Buradayım efendim. Günaydın. Günaydın. İyi uyuyabildin mi? Vallahi ben çok iyi uyudum da. Senin herhalde uyku girmedi gözüne. Bütün o kağıtlardan sonra. Günaydın. Günaydın Fikret. Günaydın. 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 Savcılık makamı sanık Sevda Çağlayan hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Evet. Ne diyorsunuz avukat bey? Sayın Başkan, müvekkilim Sevda Hanım'ın bu olayla alakası yoktur. Şu an size vereceğim delil de bu olayın ispatıdır efendim. Sanık hadisenin cereyan ettiği gün sabah saat 11'de Merkez Santral'e Mersin arama kaydı yaptırmış. Öğleden sonra saat 1'i çeyrek geçe telefon konuşmasını yapmıştır. Doğru mu? Evet hakim bey. O saatlerde ben Mersin'den bir ahbabımla görüştüm. Doğru. Adli tıp otopsi raporunda Hünkar Yaman'ın saat 12-12.30 arası öldürüldüğü tespit edilmiştir efendim. O saatte müvekkilim evindeydi. Bu suçu işlemiş olması imkansız sayın hakimim. O iki saatte sanığın evden çıkmadığının bir garantisi yok. İki saat cinayeti işleyip eve dönmesi için gayet yeterli bir süre. Evden çıkmış, cinayeti işlemiş, tekrar geri eve dönmüş olabilir. Evet, ne diyorsunuz avukat bey? Amcam niye o kadar erken çıktı? Duruşma vardı bugün, ona gitmiştir. Ha. Hünkar Yaman'ın duruşması. Herhalde hemen bırakmazlar değil mi? Biraz içeride tutarlar. Tutuklandı zaten. Ama bir celse de bitmez mahkeme. Demek mahkemeye gitmeye devam edecek. Çok üzülüyorum Ali Rahmet Bey için. Yani umarım çok çabuk sonuçlanır. Biraz olsun acısı diler. Harun Temiz, müvekkilimin cinayet işlendiği saatte evde olduğuna şahittir. Kendisinin yeminli ifadesi de buradadır sayın hakimim. Sana sipariş götürmüşsün. Götürdüm hakim bey. Zerzevat istemişti telefonla, kapısına bıraktım. Toz şekerle sade yağ istemeyi unutmuş, onları da götürdüm. İki sefer gittin yani. İkisinde de evde miydi? Evdeydi hakim bey. İlkini götürdüğünde öğle ezanı okunuyor demişsin, öyle mi? Öyle hakim bey. Öğle ezanı kaçta? 12:20 geçe efendim. O zaman sanık o saatte evinde. Sayın Başkan. Sanık evden çıkmış olabilir, olay mahalline gitmiş olabilir ve ardından her şeyi yapmış olabilir. Sanığın eviyle olay mahallin arası ne kadar savcı bey? Yarısı stabilize toprak yol olmak üzere 21 kilometredir efendim. Sanık gidiş geliş 42 kilometreyi 10 dakikada mı kat etmiş? Yani yine de sayın başkanım... Sanığı suçlayacak doğru düzgün deliliniz var mı? Anlaşıldı. Yok. Gereği düşünüldü.
sanık Sevda Çağlayan'ın cinayet saatinde evinde olduğunun ispatlanması münasebetiyle hakkında yeterli delil bulunmadığı tespit edilmiş, davaya yer olmadığına hükmedilmiştir ve takipsizlik kararı verilmiştir. Serbestsiniz Sevda Hanım. Teşekkür ederim Hakim Bey. Siz gidin Hayati Bey. Ben bir süre daha buradayım. Az da olsa rahatladım. Yıllardır tanıdığım, abla dediğim insan annemin katili çıksaydı bununla yaşayamazdım. Ben de rahatladım. Suçsuz yere bir insan ceza çekseydi onun vebalini hiçbirimiz taşıyamazdık. Ama hünkârı katleden o caninin elini kolunu sallayarak ortalarda dolaştığını düşünmek benim kalbimi sıkıştırıyor. Öfkem bedenime sığmıyor. Benim de fikri. Annemin katili dışarıda. Ama onu bulacağım. Anneme yaptıklarını onun misliyle ödeteceğim. Bulacağız. Onu bulacağız Demir. Bir gelişme olursa bana haber ver. Ederim. Abla dinle beni ne olur. Abla ne olur beni dinle ne olur. Lütfen. Sen beni gerçekten katil sandın Demir. Abla aklım başımda değildi. Ne olur anla beni. 17 yaşından beri tanıdığın Sevda ablanı gerçekten annenin katili sandın sen. Abla. Başkaları buna inanabilirdi. Ama senin beni müdafaa etmen gerekirdi Demir. Ne olur beni affet. Ne icap ediyorsa yaparım bunun için lütfen. Bunca senedir yolculuğumuz demek böyle sonlanacak. Yapma. Bir daha görüşmeyelim. Hoşça kal. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.